Milyon Kadraj kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere yurt dışından sipariş etmiş olduğunuz insansız hava aracı yani dronlarımızın ithal uygunluk belgeleri işlemlerinin nasıl yapıldığı, işte gübreye takılmış olan dronumuzun gümrükten nasıl çıkarılacağı hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ithal uygunluk belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işte belli bir 500 gramın üzerinde ağırlığa sahip olan dronlarda zorunlu hale getirilmiş bir belge diyelim arkadaşlar. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken konu ürününüzü yurt dışından sipariş ettiğiniz firma ile görüşüp ürününüzün seri numarasını ürün kargoya çıkmadan mutlaka talep etmeniz gerekmekte. Eğer seri numarasını ürün kargoya çıkmadan talep etmediyseniz de ürününüz bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gelip PTT gümrüğünden görevli memur yanında açıyorsunuz, seri numarasını bakıyorsunuz ve evrakları o zaman hazırlamaya başlayabiliyorsunuz. Ya da daha önce evrakları hazırlayıp seri numarasını sonradan üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. Ama yeni sipariş verecekseniz mutlaka ilgili firmadan ürününüzün seri numarasını kargoya çıkmadan önce talep edin arkadaşlar. Aynı zamanda proforma faturayı da talep etmeniz gerekiyor. Proforma fatura dediğimizde ürünün faturası. Yani proforma fatura dediğimiz kısım o. Siz burada seri numarasını ekletiyorsunuz proforma faturanın üzerine ve sizin kredi kartı ekstrenizden almış olduğunuz rakamın aynısının yazıyor olması gerekiyor proforma faturada. Buna dikkat ediyor belge isteyen kurumlar arkadaşlar. Şimdi burada sırasıyla burada belgeleri yazmışlar arkadaşlar. İstenen belgeler İHA ve sistemlerine ait teknik özellikleri içeren ürün kataloğu. Ürün kataloğu dediğimizde arkadaşlar bizim kullanım kılavuzumuz. Hemen size örneğini göstereyim. Ben buradaki evrakları açıklama kısmına yazacağım zaten arkadaşlar. Xiaomi 4K drone'a uygun olacaktır. 1080p olan için de kullanabilirsiniz. Ama teknik özelliklerdir, kamerasıdır, bazı özellikleri farklı. O yüzden sadece onları değiştirerek kullanabilirsiniz. Kullanım kılavuzunu çıktısını istiyorlar arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ürün elime gelmedi. Ben nereden bulacağım kullanım kılavuzunu? Her ürünün kullanım kılavuzu elektronik ortamda mevcut arkadaşlar. İnternet ortamında mevcut. Oradan indirip çıktısını alıyorsunuz. 10 sayfaysa 10, 20 sayfaysa 20 çıktı alıyorsunuz arkadaşlar. Tamamını istiyorlar çünkü. İkinci olarak arkadaşlar İHA ve sistemleri üretim yılı üretici ülke diyor arkadaşlar. Bu da hemen göstereyim. Küçük bir form arkadaşlar. Size işte Xiaomi ürün için bahsedeceğim ben. Üretim yılı 2016 Nisan. Üretim ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti. İşte üretici firmadır. Üretici firma kodudur. İşte TC kimlik numaranızın, adresinizin ve telefon numaranızın yazdığı bir belge var arkadaşlar. Ben bunları dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. İstenen diğer bir ek arkadaşlar marka, model, seri numarasının bilgilerini içeren proforma fatura arkadaşlar. Faturaya dediğim gibi ben seri numarasını ekleterek isteyemediğim için seri numarasını gümrükte elde etmiş oldum. Gümrükte elde ettikten sonra proforma faturaya kendim seri numarasını ekleyerek çıktısını aldım arkadaşlar. Kaşe imza şarttır, şöyledir, böyledir. Öyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Kaşe dedikleri zaten küçük bir JPEG formatında resim yerleştirmişler oraya. Çok önemli değil. Sivil Havacılık'taki yetkili arkadaş aynısını söyledi. Diğeri de G tip uygunluk formu. Arkadaşlar G tip uygunluk formu dediğimiz gümrük tarifi istatistik pozisyon dediğimiz bir gümrük tarifesi formu. Burada dronların 500 gramdan işte 4 kiloya kadar olanların işte 500 gram üstü 2,5 kiloya kadar olanlar gibi sınıflandırıldığı bir yer var arkadaşlar. Ürünü yurt dışından ülkemize ithal edebilirliğini kanıtlayan bir dosya. Bunu da ek açıklamalara yerleştireceğim arkadaşlar bu dosyaları da. Oradan indirebilirsiniz. İHA sistemlerinin imalatında kullanılan standartların gösterildiği belge diyor arkadaşlar. İşte bu da iki tane beyan ve başvuru kontrol formu var arkadaşlar. Bunlar Sivil Havacılık sayfasında var zaten. Çok dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Hazır bir format. Siz sadece buradan 1 ile 7 arası maddelerin yanına işaret koyuyorsunuz. Zaten açıklamaları okursanız daha sonrakiler İHA 1 sınıfı için diye yazıyor.
Ondan sonrakiler ya da işte İHA 2 ve İHA 3 diye adlandırılıyor. Bizim dronlarımız İHA 0 kategorisinde yer alıyor arkadaşlar. 5 kiloya kadar olanlar bu şekilde yer alıyor. Ya da 4 kilo da olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 500 gram ve üzeri için. Burada adınızı, soyadınızı, başvuru tarihinizi atıyorsunuz arkadaşlar. Arka sayfaya da imzanızı ve tarihi attıktan sonra bu formla işiniz bitiyor. Zaten hazır bir format, sadece ad, soyad, imza atıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Bu da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde sayfasında bulunan bir format. Burada da ürününüzün markası, modeli, üretim yılı, azami kalkış ağırlığı, azami hızı, seri numarası gibi önemli bilgilerin yer aldığı bir yer arkadaşlar. Ben oradaki görevliye sorduğumda buradaki bilgilerin doğruluğunun çok bir önemi yok. Biz zaten ürünlerin hangi ürünün, hangi marka, hangi model ürünün, hangi özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Burada tek dikkat ettiğimiz kısım, burada yine kalın puntoyla işaretledim, seri numarası olan kısım arkadaşlar. Seri numarasını mutlaka doğru istiyorlar. Yümlüğe ulaşmış olan ürünle karşılaştırdıklarını söylediler. Yani söylediler arkadaşlar. Sivil Havacılık'taki arkadaşlar. Doğruluğunu bilmiyorum. Bunu doldurduktan sonra, şöyle atlamayayım. Seri numarasını doldurduktan sonra arka sayfada bulunan imza kısmına sadece imzanızı atmanız yeterli arkadaşlar. Hizmet bedeli dekonto. Arkadaşlar takas SGM sayfasında sizin üründeki bu yapacağınız ithal uygunluk belgesinde almanız için gereken işlemlerin yapılması için bir harç gibi düşünebilirsiniz bunu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde 20 TL'lik bir ödemeniz var. Bunu elden yapamıyorsunuz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde belirlenmiş olan IBAN var. Bu IBAN'a size belirtmiş oldukları bir seri numarası gibi bir şey vardı orada. TK'lı başlayan bir numaraydı sanırım. Açıklama kısmında bunu yazarak 20 TL ücret göndermenizi, havale ya da EFT yapmanızı söylüyorlar. Bu işlemi yaptıktan sonra havale ya da EFT yaptığınız ürünün işlemin dekontunu çıktı alıp dosyanın içerisine ekliyorsunuz arkadaşlar. En başta da yine Sivil Havacılık'ın ekte bilgi ve belgeleri bulunan Xiaomi marka 4K model insansız hava aracımı satın aldım. Aracımı Ankara PTT Gümrük Müdürlüğü'ne alabilme hususunda gereğini yapılmasını arz ederim diye bir dilekçe Sivil Havacılık tarafından yine formatlanmış, hazır formatlanmış, altında eklerinin yazdığı bir dilekçe arkadaşlar. Bunu da doldurduktan sonra Sivil Havacılık'a evrak göndermeye hazırsınız. Yalnız ben ekstradan size birkaç bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Adli sicil belgeniz, Sivil Havacılık'a yazılmış basit bir dilekçe, yani ben ürünümü aldım, az önceki ürün gibi. İşte sizin kişisel bilgilerinizin yer aldığı bir dilekçe ve ürünün özelliklerini içeren bir katalog, yani kullanım kitapçığından ziyade bir de teknik özellikleri içeren bir sayfalık bir kağıtta yazılı dokümanlar var arkadaşlar. Bunları da eklerseniz eğer işlemleriniz hızlanacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ürünü ne kadar aldınız, nereden aldınız, ne kadar vergi ödeyeceksiniz gibi şeylerle ilgilenmiyorlar. Sadece ürünün yurda girişinde herhangi bir problem var mı yok mu bunun kontrolünü sağlıyorlar arkadaşlar. Bu evrakları hazırladıktan sonra açıklamada belirteceğim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adresine postayla gönderiyorsunuz. Onlar da sonucu yine size postayla gönderiyorlar. Ankara'da ikamet edecek olan arkadaşlarım Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü elden teslim edebilirler evrak birimine. Yine telefonla sorgulayıp işlemler bittikten sonra ben ürünümü elden teslim alacağım derseniz yine işlem bittikten sonra evrak biriminden elden teslim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemlerin sonucunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü size kapalı zarfta böyle bir dosya veriyor arkadaşlar. Bunun üzerinde işte başvurunuz sonucunda incelenen durumunuzun kısaca anlatıyorum. İşte idari ve mali hususlar hariç teknik özellikleri yönünden yurda girmesine herhangi bir sakınca görülmemiştir belgesini veriyor. Bu belgeyi PTT Genel Müdürlüğü'nde gümrük memuruna veriyorsunuz arkadaşlar. Gümrük memuru bu belgeyle beraber drone'unuzu alma işlemlerinizin başlamasına yardımcı oluyor. Siz onu verdikten sonra drone'unuzun satın aldığınız kredi kartı ekstrenizin de yanınızda olmasında ya da cep şubeyi kullanıyorsanız o ekranı gösterebileceğiniz bir kısmın hazır olmasında fayda var. Çünkü ne kadar ödeme yaptıysanız o ürünün o tutarın %20'si kadar da vergi ödemeniz gerekiyor. Bir de sanırım son zamanlarda %8'de TRT payı almaya başlamışlar. Ödeyen olduğunu bilmiyorum ama tabii vergi bu şekildeyken yüksek oranlara çıkıyor arkadaşlar. Cirbest sizin
almış olduğunuz, vermiş olduğunuz daha doğrusu ödemiş olduğunuz günlük verginizin yarısını iade ediyor. Sizden sadece bu vergi ödediğinizde PETİ'de genel müdürlüğünden almış olduğunuz makbuzu istiyorlar. Bunu scan ediyorsunuz, yani tarıyorsunuz. Taradıktan sonra ilgili CİRBES'in ilgili destek mailini açıklamanızla beraber işte ülkemdeki böyle böyle gümrük işlemi uygulamasından dolayı böyle bir vergi ödedim, vergimin yarısını talep ediyorum diye bir mesaj yazıyorsunuz arkadaşlar. Onlar da ürüne işte verginizin yarısını ödemeyi kabul ediyoruz, onaylıyor musunuz diyorlar. Onaylıyorum dedikten sonra yasal işlem süreci başlamış oluyor. Bu 7 ile 14 iş gün içerisinde gerçekleşebilir dediler. Ben başvurumu yaptım. Henüz daha bir dönüş almadım. Yaklaşık 4-5 gün falan oldu başvurumu yapalı. Bu işlemler bittikten sonra arkadaşlar sizin ödemenizi yaptıktan sonra dronunuzu teslim alıyorsunuz Gümrük Müdürlüğü'nden. Bundan sonraki kısım Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesiyle alakalı arkadaşlar. İlk fırsatta dronunuzu kurduktan sonra kurulu halde işte gimbal kamerası takılı olacak, bataryası takılı olacak, kumandası yanında olacak şekilde dronunuzun üstten, alttan, sağdan ve soldan 4 adet fotoğrafını istiyor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Ben linki ekranın alt tarafına bir yere yazacağım. Açıklamalar kısmında da bulunacak link. Linke tıkladığınızda arkadaşlar karşınızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayfası açılıyor. Sayfada en başta İHA pilot kayıt başvurusu yazıyor arkadaşlar. Siz bu ekranı tıkladığınız zaman pilot kayıt başvurusunda sisteme girişiniz istiyor. İlk önce Sivil Havacılık sitesine kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için de eğer iha.sgm.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra e-devlette girişi seçerseniz birçok kişisel bilgilerinizi girmekten kurtuluyorsunuz. Yani otomatik olarak geliyor bilgileriniz, ev adresiniz, telefon numaralarınız gibi. Oradan e-devletten girmenizi öneririm arkadaşlar. E-devlete giriş butonu var orada. Böyle giriş yaptıktan sonra İHA pilot kayıt başvurusu kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada sizin zaten kimlik bilgileriniz otomatik olarak geliyor. Sizden doldurmanız gereken işte ürününüzün seri numarasıdır, ürününüzün markası, modelidir. Bu bilgileri doldurduktan sonra pilotluk yetkisi sınavı var arkadaşlar. Güncel olarak bu eklendi sisteme. Burada böyle büyük bir sınavdır, eğitimdir, öyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Burada sadece dronunuzu hangi koşullarda uçurmanız gerektiğini, işte kapalı alanlarda uçurmalı mıyım, açık alanlarda uçurmalı mıyım, kalabalık ortamlarda uçurmalı mıyım, en fazla ne kadar yüksekliğe gitmeliyim, en fazla ne kadar benden uzaklaşmalı, drone gibi her drone kullanıcısının aslında bilmesi gereken ve uyması gereken bazı sorular soruluyor. O sınavı başarılı geçtikten sonra size İHA 0 Sportif Amatör adı altında bir pilotluk yetkisi veriyorlar arkadaşlar. Siz sınavınızı yapıp onayladıktan sonra zaten yaklaşık 20-25 dakika sonra benim öyle oldu. Pilotluk onayım açıklandı, oldu dedi. İşte İHA pilotusunuz, sportif amatör sınıfında dedi. Daha sonra ben ithalat kaydı butonuna tıkladım arkadaşlar. Biz dronları yurt dışından getirdiğimiz için ithalat etmiş oluyoruz. Yani ithal etmiş oluyoruz. Onların gözünde biz üretici firma gibi görünüyoruz. Sanki biz ithal ediyormuşuz gibi oluyor. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi dronunuzun 4 tane fotoğrafını, seri numarasını, dronunuzun rengini ve teknik özelliklerinden sanırım çok bir şey sormuyorlar diye hatırlıyorum. Ağırlığını soruyorlar. O da 500 gramın altı, 500 gramın üstü diye seçiyorsunuz zaten. O bilgileri girdikten sonra onay aşamasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu yaklaşık yarım gün falan sürdü internet ortamından. Ama siz o onay almadan uçuş yapmayın. Çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işlemleri bitirdikten sonra burada drone üzerinde görmüş olduğunuz bir kare kod veriyor arkadaşlar size. Bu kare kodu tarattırdığınız zaman ürünün kime ait olduğu, ürünün pilotunun kim olduğu bilgileri geliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar Sivil Havacılık Kurumu'na kaydınızı tamamlanmadan uçuş yapmamanızı öneriyorum. Bu işlemler gerçekleştikten sonra arkadaşlar pilot yetkisi verme kısmı var. Buraya da siz drone'unuzu seçtikten sonra İHA'mı kullanmak istiyorum butonu seçiyorsunuz. Aşağıda pilot tanımına yazıyor. Tanımlı pilotlar kısmına kendi TC kimlik numaranızı yazdığınız anda kendinizi kendi drone'unuza atamış oluyorsunuz pilot olarak. Sistemdeki işlemler de bu kadar arkadaşlar. Bunların tamamı evraktan hazırlanmasıdır, sivil havacılık kaydıdır, gümrüktür falan filan, bir çok uzun, meşakkatli bir işlem gibi geliyor ama
Kesinlikle öyle değil. Ben gerekli olan açıklamaları açıklama kısmına, yani gerekli olan dosyaları açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip kendi adınıza düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sivil havacılık kısmında da yine dediğim gibi, eğer takıldığınız bir nokta olursa mutlaka YouTube kanalından bana mesaj göndererek ya da yorum olarak aşağı yazarak gönderebilirsiniz sorularınızı. Mümkün olduğu kadar takip edip cevap yazmaya çalışırım arkadaşlar. Çok korkacağınız bir durum yok. Herkes ithalat kaydını çok büyütüyor. Diyorlar ki ithalat kaydıyla mı uğraşılır, gümrükle mi uğraşılır falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O kadar zor bir işlem değil. Ben evrakları bir gün içerisinde hazırladım. Bir gün içerisinde toparladım. Tabii ki öncesinde araştırma yaptım ama siz de zaten bu videoyu izliyorsanız şu an bu araştırmayı yapıyorsunuz demektir. Siz araştırmanızı yaptıktan sonra evrakları hazırlamanız toplu 10 dakikayı alacak. Ki ben evrakların birçoğunu zaten size hazır olarak yükleyip göndereceğim. Siz sadece kendi adınıza değişikliği yapacaksınız. İlla Xiaomi marka olmasına gerek yok drone'umuzun. Farklı markaysa da ürünlerin adlarını, model numaralarını, seri numaralarını değiştirerek evraklarınızı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sivil havacılıkta belirlenen koşullarda, işte meskun mahalleler haricinde, işte kalabalık ortamlar haricinde, işte yasaklı olan bölgelerde, kısaca no fly zone bölgede, yani uçuş yasaklı alanlar dışında drone'unuzu hobi amaçlı uçurmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sivil havacılık ithal uygunluk belgesi, ürünümü gümrükten nasıl geçireceğim, ürünüm gümrüğe ulaşmadan neler yapmalıyım, gümrüğe ulaştıktan sonra neler yapmalıyım konusundaki sorularınıza cevap alabilmişimdir. Dediğim gibi, eğer Xiaomi marka bir drone kullanıyorsanız Xiaomi Türkiye WhatsApp grubumuz var. Davet linkini hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı ürünün yine yedek parça alım satım grubumuz var WhatsApp üzerinde. Onun davet linkini de aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Drone Kadraj kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.